Sevgili arkadaşlar, herkese merhabalar. Hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aralık ayı örnek sorularından devam ediyoruz. Türkçe sorularıyla karşınızdayız arkadaşlar. Önümüzde bir paragraf var, bir yazı var. Ve yazının sonunda diyor ki, bu metinde Neşet Ertaş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz diyor arkadaşlar. Şöyle bir paragrafı okuyalım bakalım ne diyor bize. Bozkır'ın tezenesi mütevazılığıyla gönüllerde taht kurdu. Yaşamı boyunca pek çok plağa ve kasete imza atan, garip mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlatan Neşet Ertaş, sanatı kadar kişiliği ve her konseri öncesinde sevenlerine söylediği "Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim" gibi sözleriyle akıllarda kaldı. İlkokul çağında önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrenen Neşet Ertaş, müzik hayatına saz ustadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başladı. İstanbul'a gitti ve Muharrem Ertaş'a ait "Neden Garip Garip Ötersin Bülbül" eseriyle ilk plağını çıkardı. Çok beğenilen bu plağın ardından yeni plak ve kasetler çıkaran Ertaş, halk konserleri vermeye başladı. Türkülerin babası ve Anadolu efsanesi gibi isimlerle anılan sanatçı 25 Eylül 2002'de aramızdan ayrıldı diyor arkadaşlar. Şimdi hangisi çıkarılamaz? A. Bakalım. Yetişmesinde babasının katkısı olduğu. Evet arkadaşlar, bakın. Diyor ki ilkokul çağında, şu kısım, ilkokul çağında önce keman, sonra da bağlama çalmayı öğrenen Neşet Ertaş, müzik hayatında saz üstadı babası Muharrem Ertaş sayesinde başladı. Bunu A'yı bulduk, doğru mu? B'ye bakıyoruz. Konserlerinde benzer sözlerle başladı. Bunu da nerede görüyoruz arkadaşlar? "Ayaklarınızın turabı, gönüllerinizin hizmetçisiyim" diye gibi sözlerle konserlerine başlıyor diyor ya arkadaşlar. Bunu da gördük. B'ye de gitti. C'ye bakıyoruz. Kimi şiirlerini yaşamından izler taşıdığı arkadaşlar. Bakalım. Bunu da arayalım şimdi bakalım. Yaşam boyunca pek çok plağa ve kasete imza atan, garip mahlasıyla yazdığı şiirlerinde kendi hayatını anlatan Neşet Ertaş. Bitti. Bunu da bulduk. Yaşamından izler taşıdı. Çünkü kendi hayatını anlatıyor diyor. Plaklarını çeşitli takma isimlerle çıkardı. Arkadaşlar burada böyle garip mahlasıyla yazdığı şiirler diyorum arkadaşlar. Ne diyor? Çeşitli takma isimlerle çıkardığı plak gibi bir şeyden bahsetmiyor. Dolayısıyla net olarak 3 şey bulduk ama bulamadığımız şey burada Deniz Işık oluyor arkadaşlar. Birinci cevabı Denizli diye işaretliyoruz. Evet, 2. Aşağıdakilerden hangisi bu parçada altı çizili sözcüklerden herhangi birinin anlamını karşılamaz? Yani boşluklara sıra sıra A'yı, B'yi, C'yi, D'yi deneyeceğiz arkadaşlar. Besteyi ilk duyduğumda manzaraya tek başıma hakim, büyük bir ağaç canlandı gözlerimin önünde. Büyük bir ağaç canlandı gözlerimin önünde. Büyük bir ağaç sağdan başlasam mesela göründü gözlerimin önünde. Göründü, gözlerimin önünde göründü olabilir. Ortaya çıktı da, hani gözlerimin önünde büyük bir ağaç ortaya çıktı. Yok, çok olamaz. Büyük bir ağaç hatırladım gözlerimin önünde. Bu da olamaz. Etkilendim, etkiledi beni falan gözlerimin önünde. Bu da olamaz arkadaşlar ama göründü. D şıkkı burada sanki gidiyor gibi. Bu hayal musikinin rüzgarıyla birdenbire beliren bir şeydi. Birdenbire beliren bir şeydi. Şimdi D'yi eledik ya. Birdenbire etkileyen bir şeydi. Aynı manada çıkmaz arkadaşlar. Bu hani belki yerine oturabilir ama buna uymuyor C şıkkı. B, birdenbire ortaya çıkan bir şeydi. Çok güzel uyuyor bunun yerine arkadaşlar. Birdenbire hatırladığım, hatırlatan gibi şeydi. Yok arkadaşlar, bu da uymuyor. B de gitti şimdi. Etkilenme ile hatırlama kaldı arkadaşlar. Halbuki bu besteyi o anda dinlemeye hazır değildim. Name, yani o ses, o müzik beni ansızın yakalamıştı. Şimdi ansızın hatırlatmıştı. Ansızın etkilemişti. Bakın hangisi uyuyor? Sıra sıra elediğimizde etkilemişti daha güzel uyuyor buraya arkadaşlar. Dolayısıyla A şıkkı boşa çıkıyor ikinci sorumuzda. Tamam mı arkadaşlar? Geliyoruz üçüncü sorumuza. Şimdi buna göre arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Bu testin, şimdi bu testleri tabii size anlatmadan önce bir çözdüm bunlara, baktım sorulara. En zor sorusunu ben bu olarak seçiyorum arkadaşlar. Çünkü yani bütün öğrencilerin %90'ının kafasını karıştıracak bir şey ama buna nasıl bir teknikle bakacağız, nasıl bir çözüm üreteceğiz? Şimdi ben size bunu öğreteceğim arkadaşlar. Buna göre aşağıdaki metinlerin hangisinde bilinç akış tekniği kullanılmıştır? Çok tane tane net okuyacağım arkadaşlar. Bilinç akışı tekniğinin kullanıldığı modern öykü ve romanlarda okur, yani okur, olaylara değil,
olayların insan üzerlerindeki etkilerini, oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkanı bulur. Bakın burası önemli. Olayların insan üzerinde etkilerini, oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkanı bulur. Bilinç akışında kahraman zihninden geçen düşünceler arasında mantıksal bir bağ yoktur. Şimdi mantıksal bir bağ yok. Bunu göreceğiz. İki, önemli olay ne diyor? Olayların insan üzerindeki etkilerini, oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkanı bulur diyor. Yani olayları değil. Bakalım sıra sıra okuyacağız. A. Elektriğe henüz kavuşmuş kasabada doktor, mühendis avukatların çok önemsediği yıllardı. Her şeyi herkesten daha iyi bilir. Bundan dolayı da çarşıda, pazarda, kahvede, lokantada en çok saygıyı onlar görürlerdi. Bir doktor, bir avukat, bir mühendisin çevresi çokluk büyük çiftçiler, tüccarlar tarafından çevrilir. Yani çoğu diye demiş olabilir buraya. Orada o yüzden takıldım. Biraz sıkıntı var orada. Tüccarlar tarafından çevrilir. Yorumları can kulağıyla dinlenirdi. Şimdi burada bilinç akış tekniğinden bahsettiği herhangi bir şey göremiyoruz. Sanki bir yeri böyle alıntılıyor. Kendi yorumlarıyla biraz böyle arkadaşlar, kendi üslubuyla bir olayı veyahut da bir yerdeki canlandırdığı bir portreyi bize ifade ediyor arkadaşlar. Bu değil. A'da bunun olmadığını söyleyebiliriz. B'ye bakıyoruz. 3 torba aldığıma iyi ettim. Lahana da alırım ıspanakta. Bakın alakasız alakasız gidiyor. 3 daire. Şimdi apartman katları kira getirmiyor. Bankaya yatırmak en iyisi. Bıyıklarını boyamış şu. Arnavut kaldırımın böylesine ne topuk dayanıyor ne pençe. Yarın gözünü kapadı mı hiç yoktan iyi. Ufak tefeye kulak asma. Katları onlara bölüştürür. Ben bana kalan aylığa bakarım diyor. Şimdi arkadaşlar burada dediğimiz gibi, şimdi bilinç akışında ne demişti bize? Burada soru işareti koyuyorum ama tekrar yukarıdaki bilinç akışını okumak istiyorum. Diyor ki kahramanın zihninden geçen düşünceler arasında mantıksal bağ yoktur. Buraya %100 uyuyor burası ama acaba ilk kısımda var mı? Olayların insan üzerindeki etkilerini, oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkanı bulur. Okur olayları değil diyor. Yani biz buradaki olayı değil, okurun arkadaşlar insan üzerindeki etkilerini, oluşturduğu çağrışımları ve duyguları izleme imkanı bulacakmışız. Dolayısıyla bir daha okuyorum Bey. 3 torba aldığıma iyi ettim. Lahana da alırım ıspanakta. 3 daire. Şimdi apartman katları kira getirmiyor. Bankaya yatırmak en iyisi. Bıyıklarını boyamış şu. Arnavut kaldırımın böylesi ne topuk dayanıyor ne pençe. Yarın gözünü kapadı mı hiç yoktan iyi. Ufak tefeye kulak asma. Katları onlara bölüştürür. Ben bana kalan aylığa bakarım. Bakın arkadaşlar burası bir soru işareti. Diğerlerini de okuyacağız. C'yi ve D'yi de inceleyeceğiz. Bazı hiç sebep yokken annesinin boynuna sarılır, yanaklarını, gözlerini, ellerini öperdi. Melek Hanım bu dakikalarda onun nezaketten ezildiği, mavi gözlerinin yaşlı olduğunu görürdü. Sebebini sorduğu vakit Kenan bir şey söyleyemezdi. Çünkü bu sebebi kendi de bilmezdi. Bu onun için uyumak ve su içmek gibi bir ihtiyaçtı. Şimdi burada da arkadaşlar böyle hani diyor ya zihinden geçen düşünceler arasında mantıksal bağ. Burada çok mantıksal bir bağ var. Peşi peşine akan sıra cümleler var. Bir olayı, bir anıyı tazeliyor burada arkadaşlar. C de değil. D'ye bakıyorum. Bir kartal yuvasını andıran köy. Dağın eteklerine sırtını vermiş, dünyaya kafa tutuyor gibiydi. Köyün yamaçlarına kurulmuş kerpiç evler toprağın yeryüzüne köpürüşü gibi duruyordu. Uzaktan bakanlar bu tesbih gibi dizilen evleri ve maviye boyanmış kapıları görürlerdi. Şehirlerde hızla akıp giden hayat burada iyice yavaşlar, belli bir süre kendini sessizliğe bırakırdı. Arkadaşlar C ile neredeyse aynı olan bir yazı türü arkadaşlar. Yine bir anıyı, bir olayı canlandırıyor, anlatıyor, gözünde canlandırıyor, hikayeleştiriyor bunu. Dolayısıyla bize bahsettiği bilinç akışı tekniği A'da, C'de ve D'de yok. B'de niye var dedik arkadaşlar? B'de şuradan yakalıyoruz arkadaşlar. Zihninden geçen düşünceler arasında mantıksal bağ yoktur. Bunu denedik, bunu gördük. Çünkü hiç alakasız alakasız o cümleden o cümleye atlıyor. Bu bir. İkincisi de olay değil. Bakın A'da, C'de ve D'de olaydan bahsediyor. Ama B'de bunun insan üzerindeki etkisi, çağrışımları, duygularını izleme imkanı verir diyor. Ve biz B'de bunu da yakaladığımız için arkadaşlar biraz böyle yazarın kelimelerden çıkardığı parça parça böyle ayrık ayrık cümlelerden çıkardığı mantığı görüyoruz burada arkadaşlar kendince. Dolayısıyla cevaba en yakın burada B'yi görüyoruz ve B şıkkımız doğru arkadaşlar, tamam.
Siz de bu tür bir şeyle karşılaşırsanız burada zaman ayırın. Sizden ricam, istirhamım budur. Çünkü Türkçe arkadaşlar böyle direkt görüldüğünde bazı sorular çap diye cevap verilecek değil. Yani matematikten fenden bir anlamda birazı daha zor bir kısım kalıyor arkadaşlar. Çünkü en sona ben çoğunda böyle yaparım. En sona iki tane şıkkı bırakırım. Üzerinde yoğun yoğun düşüne düşüne paragrafa baka baka yorumlarım ki en mantıklısı zamanla zaten aklınıza düşecektir. Yani bir defa da işaretlemeye çalışmayın. Size tavsiyem bu. Bu parçada sözü edilen dizeler aşağıdakilerden hangisidir? Şair bir aydınlanma ve doğru olanın farkına varma halini ifade ettiği şiirinde zamanın ve hayatın kıymetini bilmenin ve yaşama sevince bağlanmanın önemini kavradığını dile getirmektedir diyor. Bakın ikisini de doğru olanın farkına varıyor ve hayata sevinçle bağlanmanın önemini kavradığını dile getiriyor. A. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu. Evet, yaşamın doğru olanın bir şeylerin farkına vardığını söylüyor. Su insanı boğar, ateş yakarmış. Her doğan bir günün bir dert olduğunu insan bu yaşa gelince anlarmış. Dikkat edelim arkadaşlar. Burada sevinçle bağlanmanın önemi değil, artık hayatın bir eziyet olduğunu anlatıyor. Başta doğru olanın farkına vardığını söylüyor. Gökyüzünün başka rengi de varmış. Geç fark ettim taşın sert olduğunu diyor. A değil, sonu hüzünle bitti çünkü. B. Yaşamak güzel şey doğrusu. Üstelik hava da güzelse, hele gücün kuvvetin yerindeyse, elin ekmek tutmuşsa bir de, hele tertemizse gönlün, hele kar gibiyse anlığın. Arkadaşlar, tamam yaşama sevinçle bağlanma var ama doğru olanın farkına varma hali B'de gördüğümüz gibi yok. Doğru mu arkadaşlar? Biz B'de bunu göremiyoruz. C şıkkına bakıyorum. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum. Ne büyük nimet olduğunu. Ah, ah ey güzel gün. Boş yere üzülmekte mana yok, anlıyorum. Kadrini bilmek lazım artık her açan gülün. Şükretmek türküsüne daldaki her bir bülün. Şimdi tam istediğini burada veriyorum arkadaşlar. Tam istediğini işte burada veriyor. Yaşım ilerledikçe daha çok anlıyorum. İşte farkına varma, doğru olanların farkına varma. Ne büyük nimet olduğunu, ah güzel gün. Yani hayata sevinçle bağlanmaktan bahsediyor devamında da. Her açan işte gülün, günün falan filan diye devam ediyor. Cevabımız C şık ama D'yi de okumadan bırakmayacağız. Her mevsimiyle insanı ayrı ayrı saran bunca güzelliği nasıl koyup gideceğiz? Yaman çalacak o çalmayası saat yaman. Gelmiş ola bir kez yumuldu mu gözlerimiz? Tabii ki alakası olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Dördüncü sorumuzun da cevabını Ceyhan olaraktan işaretleyip geçiyoruz. Beşinci sorumuz ne diyor? Aşağıdaki yerlerden hangisi bu parçada savunulan düşünceyi destekler? Bakalım, bazı isimler tek bir renge veya tek biçime kabul etme eğilimindeyiz. Mesela çocuklar kimi zaman yıldızların aslında öyle olmadıkları halde beş köşeli olduğuna inanır. Bir tabloda gökyüzünün mavi, çayırın da yeşil olmasında ısrar eden birinin bu çocuklardan pek farkı yok bana göre. Bu kişiler bir tabloda başka renkler görmekten rahatsız olur. Oysa göğe ve çayıra ilişkin duyduğumuz her şeyi unutmayı bir denesek, dünyayı ilk kez görüyor gibi olsak, o zaman nesneler daha değişik ve şaşırtıcı renklerde görülebilir bize. Böylece daha etkileyici sonuçlar elde edilebilir. Daha özgün eserler verebiliriz. Değil mi? Neden bahsediyor şimdi? Biraz bir analiz edelim. Ya ön yargılarınızı bir kırın diyor. Bir dünyaya diyor hiç bakmamış gibi bakın. Yeni şeyler algılamaya çalışın. Çok daha güzel şeyler göreceğiz. Çok daha etkileyici sonuçlar elde edeceğiz diyor. Bakalım bunu destekleyen hangisi? A şıkkı diyor ki sanat yapılarının tadına varılmasında alışkanlıklarımızı ve önyargılarımızı aşmaktaki isteksizliğimizden daha büyük bir engel yoktur. Doğru gidiyor. Bilinen bir konuyu alışılmamış biçimde canlandıran bir resim doğru olmadığı gibi bir gerekçeyle körü körüne eleştirilir çoğu zaman diyor. Arkadaşlar cevap A gibi duruyor ama biz ne yapıyoruz? Soru işareti koyduk, geçiyoruz. Hepsini okumamız lazım. En doğrusunu bulacağız. Bir tabloyu bize sevdiren B, bir tabloyu bize sevdiren ve bizi ondan uzaklaştıran çoğu vakit bir figürün ifadesidir. Bize tanıdık gelen ve böylece bizden heyecan uyandıran bir görüntü çoğumuzun hoşuna gider. Alakası bile yok. C, görünen dünyayı olduğu gibi resmetmekteki sabır ve yeteneğin kuşkusuz övülmesi gerekir. Hayır, bunu istemiyordu yazar, değil mi? Bu nedenle geçmişin büyük sanatçıları en ufak ayrıntıları bile özenle saptandığı yapıtlarında çok çaba harcamışlardır. Bunu istemiyordu. D diyoruz, büyük yapıtlar önünde her durduğumuzda değişik görünür. Onlar da insan denen canlı gibi tükenmez ve önceden kestirilemez. Kendi serüvenleri ve akıl ermez
yasalarıyla başlı başına bir heyecan dünyası oluşturur. Bu yüzden hiç kimse sanat hakkında her şeyi bildiğini ileri sürmemelidir. Dördünü de okuduğumuzda bariz bir şekilde gördük ki A şıkkı bu yazıdaki bize verilen ana fikir oluyor değil mi arkadaşlar? Evet, 5. soruyu okuduk. İlk bölümü burada bırakıyorum arkadaşlar. 6'dan 10'a kadar da 2. bölümde videoda devam edeceğiz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olup videolarımızı takip etmeyi unutmayalım. Tüm arkadaşlarımıza başarılar diliyorum.